Üsküdar'ımızda mevcut yapı stoğunun maalesef %70-80 arası kaçak yapı, yorgun yapı, iskansız, ruhsatsız, projesiz yapılar. Bu genelde İstanbul'da da böyle, Üsküdar'da da böyle. Şimdi biz bu yasadan da istifade ederek Üsküdar ölçeğinde kentsel dönüşümü hızlandıracak bir takım hamleler yapıyoruz. Son 3 yıldır en çok zaman ayırdığımız, en çok efendim proje ürettiğimiz konu değerli arkadaşlar kentsel dönüşüm meselesidir. Üsküdar'da biz kentsel dönüşümün adını biraz değiştirdik. Örnek dönüşüm dedik. Örnek dönüşüm. Neden örnek dönüşüm? Çünkü bizim dönüşüm anlayışımızda olmazsa olmaz bazı kırmızı çizgilerimiz var. Bunlardan bir tanesi yerinde dönüşüm. Dönüşümün sonunda şu anda burada oturan vatandaşlarımız yerinde oturmaya devam edecek demektir. İkincisi gönüllü dönüşüm. Bu da dönüşüme vatandaşımızın, sahadaki tapu sahibinin, hissedarın gönlü olursa onun rızasıyla bu işi yapmak istiyoruz. Vatandaşımıza rağmen dönüşüm olmaz. 3. Estetik dönüşüm. Değerli arkadaşlar, madem ki bu binalarımızı yıkıp yapacağız, yeniden güzel binalar, oturum alanları, mahalleler, caddeler ortaya çıkacak. Estetiği de ön planda tutuyoruz. Estetik belediyecilik, estetik dönüşüm. Biz belediyemizde bir estetik kurul kurduk. Bu kuruldan geçmeyen projelere ruhsat vermiyoruz. Biz cepheye çok önem veriyoruz, cephe görünümüne. Bir Üsküdar evleri geleneği başlatmak istiyoruz. Nasıl ki bugün Safranbolu evleri, işte Göynük evleri deniyor. Evet, Üsküdar evleri de millet söylesin artık. Böyle bir hedefimiz var. 4. Arkadaşlar bizler Üsküdar'da siteleşmeye karşıyız. Biz Üsküdar'daki bu mahalle hayatından memnunuz. 5. Kesinlikle otoparksız proje olmayacak. Bir son kırmızı çizgimiz daha var. O da çok önemli bizim için. Üsküdar'da 1+1 olmayacak. Hiçbir projede 1+1 ruhsatı vermeyeceğiz. Bizim Üsküdar'ımızda 30 yıllık bir problemimiz var idi. Adeta kangren haline dönüşmüş Boğaz bölgesindeki mahallelerimiz. Üsküdar'ın coğrafya olarak yarısı, hatta yarıdan fazlası, nüfus olarak yarısı. Bizim Üsküdar'ımızın nüfusu 550 bin, 270 bin insanın yaşadığı Boğaz mahallelerimiz var bizim. Üsküdar'ın toplam 33 mahallesinin 16'sı bu mahallede ve Boğaz planlarından etkileniyor. 1983 yılında çıkarılan Boğaz Kanunu'na göre bir plan yapılmış bu bölgede. Bu plan yapılırken 70 bin nüfus baz alınarak yapılmış. Yani bu bölgede 70 bin insan yaşayabilir. Boğaz'ı fazla imar yoğunluğunu artırarak efendim Boğaz'ı imar anlamında kirletmeyelim mantığıyla bir imar planı yapılmış. Ama ne yazık ki bir takım gerekçelerle, biz şimdi onlara girmeye gerek yok, Boğaz bölgesindeki bu imar yasasına aykırı bir şekilde yapılaşma gerçekleşmiş. Yoğunluk artmış. Dolayısıyla 70 bin nüfusluk bir bölgeye şu anda 270 bin insan yaşıyor. Bizim neydi önceliğimiz dönüşümde? Yerinde dönüşüm. Madem ki dönüşüm yapacağız, bu 270 bin insanı da evinden yerinden edemeyiz. Biz bu defa 33 yıl sonra bu 270 bin insanı da burada barındıracak şekilde bir plan yaptık. Yaptığımız bu planla bu bölgede en az 400-450 bin insan yaşayabilecek ve Boğaz bölgesi otomatikman vatandaşlarımızın cebine de fazla külfet olmadan dönüşmenin önünü açmış olduk. Tam 33 yıl sonra. Özellikle bu bölgede dönüşüm yapmak isteyenlere biz ruhsat vermeye başladık ve ruhsat da veriyoruz. Daha önce 6.50 diyoruz biz buna, 2 kat olan imarlar 5 kat, 6 kat, hatta Ümraniye sınırlarımızda
7-7,5 katlara kadar çıktı. Sebebi vatandaşımızı yerinden etmeyelim. Bizim bu Boğaz bölgesinde ne yazık ki ikinci bir problem de tapu sorunu. Tapularımız hep hisseli, müstakil tapu yok. Neredeyse yok. %6'sı müstakil, %94'ü hisselidir bu arazinin. Dönüşümün gerçekleşmesi için biliyorsunuz hissedarların mutabakatı lazım. En az kanun gereği 2/3'ünün evet demesi lazım. Bu biraz zor tabii ki, insanların bir araya gelmesi, birlikte bu işe evet demesi. Ama gelen, verilen bu imar haklarıyla birlikte biz bu zorluğu önemli ölçüde kolaylaştırmış olduk. Biz belediye olarak, kamu olarak bu dönüşümde planı yapıp bitirdik ama bizim de ilgilenmemiz gereken, bizzat işin içerisinde olduğumuz dönüşüm alanları var. Bunlar 4 tane. Bir tanesi bizim Sultan Murat dediğimiz bir bölge var. Sultan Murat tam Ümraniye sınırında. Orada bir 2B sorunu var, tapu sorunu. O tapu sorunu da bugünlerde halletmek üzereyiz, çözüyoruz. O bölgede 500 küsür tane şu anda gecekondu var. Vatandaşlarımız orada oturuyor 30-40 yıldır. Buranın bu tapu sorunu çözdükten sonra zaten plan konusunu çözmüştük Boğaz planları sayesinde. Orada hızla bir dönüşüme başlıyoruz. İkincisi yine Bosna Bulvarı diyoruz. Bu bulvar üzerinde bulvarın sağında ve solunda 2 tane dönüşüm alanımız var. Bu 2 alanın da tapusu bize ait. Birisi 38 dönüm, diğeri 8 dönüm. 8 dönümdeki dönüşümü bitirdik. TOKİ ile anlaştık. İnşaatlarımızı tamamladık. 15 Ocak'ta buraya vatandaşlarımızı taşımaya başlayacağız. 185 tane konutumuz, 6 tane daha iş yerimiz var. 191 bağımsız bölüm. Bitirdik hamdolsun. Gayet güzel oldu. Burayı rezerv konut alanı olarak yaptık. Parselinde dönüşüme evet diyenleri buraya alacağız. Kendi parsellerinde dönüşüm sağlanacak. Bu projemiz bitti. Bosna Bulvarı'nın sol tarafında ise biz orayı Üsküdarlılar biliyor, Birlik Camii diye bir camimiz var. Adı Birlik Camii. Bu caminin altında 38 dönüm arazimiz var. Belediyemize ait. Bunun üzerinde işgalciler var idi. İşgalcilerle anlaştık. Onların her ay 1250 lira kirasını ödüyoruz. 2000 lira taşınma paralarını verdik. Şu anda onlar kirada oturuyorlar. İnşallah 2018'in sonuna buradaki vatandaşlarımızı tekrar evine taşımış olacağız. Burada da 300 konut yapacağız. O projemiz de başladı. Bizim 4. ve en önemli konumuz sizlerle paylaşacağımız dönüşümle ilgili Çamlıca Camii'nin etekleri. Kirazlıtepe mahallemiz. Bu mahallemiz plan gereği Boğaz geri görünümde kalıyor. Çamlıca Camii'nin eteklerinde. Biz burada bu caminin önündeki toplam 7 ayrı parsel var. 180 bin metrekare bir alan var. Bu alanı kentsel yenileme alanı ilan ettik. Büyükşehir Belediye Meclisimizden geçti. Bu alanda değerli arkadaşlar 180 dönüm alanda şu anda 1400 tane konut, 120-130 tane de iş yeri var şu anda mevcut hali. Biz şimdi yeni plan gereği, yeni Boğaz planları gereği bu alanda konut ve iş yeri yapacağız, öyle söyleyeyim. Yani 2000'i muhtemelen bulacak bağımsız bölüm yapacağız. Bu 2000 bağımsız bölümün, bunun artı eksisi olabilir ama o civarda, %80-85'inin, bakın %85'ini buradaki hak sahiplerine, hissedarlara vereceğiz. Ocak ayı bitmeden Sayın Çevre Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki'nin de katılımlarıyla bu alanda inşallah toplu bir imza töreni yapacağız. Bu 180 dönüm arazide 750 tane hissedar var arkadaşlar. Eksi artı. Bu 750 hissedarın tamamıyla bir kısmının sadece tapusu var. Bir kısmının sadece evi var. Tapusu da yok. Gecekondu hukuken o statüde. Bir kısmının hem evi var üzerinde hem tapusu var. Bu sahadaki vatandaşlarımıza son kez ve daha avantajlı vatandaşlarımızın lehine olacak şekilde bir teklifle gidiyoruz.
Ve bu teklifi almadan önce de oradaki vatandaşlarımız da kamuoyunu beklentileri babında bir nabız ölçecek şekilde toplantılar yapıyoruz. Toplantılarımız devam edecek haftaya kadar. Bu projeye biraz da destek, devlet desteği var. Sonuçta önemli bir alan. Çamlıca Camii'nin etekleri, camimiz sadece Türkiye için, İstanbul için, Üsküdar için değil, dünya İslam tarihi için, İslam medeniyeti için önemli bir eser. Camiyi de Ramazan ayında açıyoruz ibadete. Aynı anda 60 bin insanın namaz kılabileceği kapasitesi olan muazzam bir şaheser. Bununla ilgili takvim de şöyle işleyecek. Dediğim gibi bu ay sonuna kadar imzaları inşallah toparlamayı düşünüyoruz. Hemen yaz aylarına kadar 2-3 ay içerisinde sahadaki mevcut kaçak yapıyı, gecekonduyu, iskansız, ruhsatsız yapıların temizlenmesini toparlayacağız. Bu arada biz projemizi zaten yaptık. Yeniden bir revize edeceğiz. Hızlıca inşaata başlayacağız. 2019 seçimlerinden önce muhtemeldir ki buradaki vatandaşlarımıza ait olan dairelere hedefimiz tekrar insanları evlerine taşımak olacak. Bu zor bir süreç. Gerçekten 2000 tane daireyi yapmak bir yılda kolay değil ama burada yapmaktan önce yapım aşamasına kadar işlerimiz zor. Vatandaşlarımızla anlaştıktan sonra iş çok kolay olacak. Bizim Üsküdar'da özellikle son yaptığımız planlarda şu anda güncel konular biliyorsunuz. Böyle gökdelen yüksek irtifalı binalar hiç olmayacak. Asla olmayacak. Biz o sayfayı kapattık. Üsküdar'da gökdelen yok. Haş serbest yok. Bizim ortalama imarlarımız 4 kat, 5 kat ve 6 kat. Bu kadar yani. Üsküdar keşke her yerde böyle olsa.